Sevgili arkadaşlar, bir erkeğin tarzı nasıl olmalı? Bunları bilmek isteyen pek çok arkadaş var. Stil gücünden yararlanarak nasıl seksi olunacağına dair ipuçları içeren bir video hazırladım size bugün. Şuna benzer sorular da geliyor. Diğer erkeklerden nasıl daha ateşli görünebilirim? Öncelikle sevgili arkadaşlar, doğru renklerde giyinmelisiniz. Hangi renkler size daha çok yakışır? Öncelikle bunları bilmeniz gerekiyor. Bunu da öğrenebilmek için öncelikle saç stilinize, rengine ve cilt tonuna bakmanız gerekiyor. Bunu da bir temel olarak kullanmalısınız. Doğru renkleri kullandığınızda bu yüzünüzü de aydınlatır. Koyu saçlarınız varsa ve açık tenliyseniz cesur renkleri kullanmanız gerekir. Bordo, kestane rengi, vişne çürüğü renkleri size en uyumlu renklerdir. Aynı zamanda turkuazın da fark yaratacağını unutmayın. Koyu saçlı, buğday tenli erkeklerde orta kontrastlıdır. Aralarında daha az fark olan yumuşak renklere yönelmeliler. Bunlar zeytin yeşili yani askeri yeşil dediğimiz tonlar, denizci mavisi ve gri renklerdir. Peki kumral ya da sarışın beyler hangi renkleri kullanmalı? Genellikle düşük kontrasta pastel renkleri tercih etmeliler. Bebek mavisi ve somon renkleri onlar için idealdir. Daha koyu renkli erkekler bu kuralın bir istisnasıdır. Yüksek kontrastlı beylerle aynı kuralı uygulamalılar. Yani mor ve turkuaz gibi cesur alternatif renkleri kullanmalılar. İkincisi doğru kokular. Sıcak görünmenin pek görünüşle değil ama kokuyla alakası olabilir. Doğru kokular cinsel çekiciliğinizde büyük fark yaratabilir. Bunun kanıtı ise 2011 yılında yayınlanan bir kitaptan geliyor. Bir erkeğin kokusunun bir kadının tercihi üzerinde çok büyük bir etki yarattığı söyleniyor. Bu kitapta bir araştırma vardı. Erkekler kokularıyla bir kadını baştan çıkarabilirler diyor bu kitap. Ancak bu kadın için doğru olanın olması gerekiyor. Japonya'da da buna benzer bir araştırma yapılmış. Farklı kokuların erkekleri ve kadınları nasıl etkilediği araştırılmış. Kadınlar genellikle erkeklikle ilişkilendirilen kokulara doğru koşarak gitmişler. Bunlar daha çok odunsu ve mis kokularıymış. Kokuya göre testosteron seviyeleri yükselmiş. Aynı zamanda cinsel saldırganlık olasılığını da artırmış. Yani arkadaşlar koku deyip geçmeyin ve onları da hafife almayın. Üçüncüsü daha fazla deri giymek. Nasıl seksi görüneceğinize gelince piyasadaki en erkeksi malzemeye ihtiyacınız var. Yani deri. İnsanlar avlanabildiği zamanlardan beri deri arıyorlar. Deri bizi barındırmaya, savaşta korumaya ve tarzımızı geliştirmeye hizmet etti. Kötü çocuklardan bahsetmiştik hatırlıyorsanız daha önceki videolarda ve kötü çocukları tanımlarken hep deri giymiş bir erkeği hayal ediyoruz. İş adamına gelince şık bir takım giymiş ve elinde deri çantası olan bir adam tasavvur ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, deri ruhumuza kazınmış. O yüzden gardırobunuza deri eklemelisiniz. Şık bir kemer, çanta, ceket bunlar olabilir. Dördüncüsü herkese açık olarak kitap okumak. Bu nedir diyeceksiniz? Kitap sahibi Ateşli Erkeklere Ayrılmış bir Instagram sayfası var ve bu sayfa kadınlara oldukça çekici geliyor. 2007 yılında bir flört sitesi bir anket düzenlemiş. Kitap okumayı hobi olarak listeleyen erkekler kitap okumayan erkeklere göre daha fazla mesaj almışlar. Toplum içinde kitap okumak çekici görünmenin en kolay yollarından biri. Tabii ki bu Harry Potter serisi olmayacak arkadaşlar. Doğru kitap gerçekten etkiler. 2007'de yapılan ankette hangi kitaplar daha çok derece aldı derseniz bunlardan bir tanesi Ejderha Dövmeli Kız ve malum George Orwell'ın 1984 kitabı. Klasik bir kitap alın ve sizi görebilecekleri bir yerde okuyun. Beşincisi arkadaşlar daha fazla kırmızı giyinmek. Hem erkeklerin hem kadınların farklı nedenlerden dolayı kırmızıya bayıldığı ortaya çıktı. 2010 yılında yapılan bir psikolojik araştırma bunu hızlı bir şekilde ortaya çıkardı. Bunu daha önceki videolarımda da anlattım arkadaşlar. Pek çok erkek de biliyor bunu. Kadınlar hipergamiktir ve statüye erkeklerden daha fazla ilgi gösterir. 7 deneyde kadınlar kırmızı giyen erkeklerin daha yüksek statülü olduğunu düşünmüş. Dolayısıyla da seksi olduklarını düşünmüşler. Daha önceki bir videomda fraksiyonel metottan bahsetmiştim. Ve bunu parçalara böldüğümüzde ilk etapta kırmızının ne kadar büyük bir güce sahip olduğunu anlatmıştım. Bu kırmızı bir takım elbise giymek anlamına gelmiyor elbette. Ancak giysilerinizde kırmızı vurguları denemekten çekinmeyin. Bunlar şu şekilde olabilir. Bir kravat ya da bir yaka mendili. Kırmızı tonlarında olan aksesuarlar güvenli bir temel oluşturur. Nasıl seksi görüneceğinizi merak ediyorsanız kırmızıyı kucaklamalısınız. Altıncıya geldik arkadaşlar. Spor ayakkabıları bırakın, elbise botlarını kullanın. Deri konusuna geri döndük. Botlar her zaman otoriteyi aktarmıştır. Modern erkek stili sayesinde onlarla herhangi bir görünüm yükseltebilirsiniz. Peki bir kez daha bilime dönelim. 2007'deki bir araştırmayı size anlatmak istiyorum. Kadınlara stil sahibi bir erkekte ne aradıkları sorulmuş. Kadınların %76'sı İlk buluşmada bir erkekte bot görmek istediklerini söylemişler. Bu hatırı sayılır bir rakam değil mi arkadaşlar? Mutlaka size hitap eden botlar vardır. Sadece onları bulmak zorundasınız. Evet, yedincisi birkaç gün tıraş olmayın ya da asla. Bu durumu kanıtlayan pek çok sayıda araştırma yapılmış arkadaşlar. Sıcak ve sempatik görünmenin en kolay yolu tıraş olmamakmış. Kadınlar bakımlı sakalları severler. Kullandığınız stile dikkat edin. 2016 yılında 8500 kadınla bir görüşme yapılmış. Kirli sakallı erkekler tek gecelik ilişkiler için uygun görülmüş. Dolgun sakallı erkeklerse uzun süreli ilişkiler için idealmiş. İstediğiniz stili elbette uygulayabilirsiniz ama bu sonuçları da aklınızda tutmalısınız. 8.'ye gelecek olursak, vücut tüylerini tıraş etmeyin. Nasıl seksi görüneceğinizi merak ediyorsanız eğer vücudunuzu tıraş etmeyi bırakmalısınız. Cinsel Davranışlar Arşivi isminde bir dergi 2016 yılında bir anket yaptı arkadaşlar. Ankette kadınların tercihleri araştırıldı. Orta miktardaki vücut kıllarının kadınlar tarafından sevildiği ortaya çıktı. Tabii ki burada bir uyarı var. Çok fazla göğüs kılı olan erkekler çekici bulunmuyor. Kadınları gerçekten çeken şey göğüs ve göğüs kemiği etrafındaki hafif konsantrasyonlar. Yani bunları kısaltabilirsiniz ama tamamen tıraş etmemelisiniz. Dokuzuncuya geliyoruz arkadaşlar. Çerçevesiz gözlük kullanın. Pek çok erkeğin görmek için gözlüğe ihtiyacı var bu kesin. Ancak bunu rahatlıkla bir aksesuara döndürebilirsiniz. Piyasada tonlarca seçenek var ama güvenli seçenek hangisi? İnsanların çekici bulduğu bir tarz var mı mesela? Basit, çerçevesiz gözlükler gidilecek en iyi yoldur. Çoğu kıyafetle kusursuz bir şekilde uyum sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda sizi daha çekici gösterecektir. İsviçre Psikoloji Dergisi bununla ilgili araştırma yapmış. Ne de olsa adamlar zengin araştırma yapacak kadar fonlar ayırabiliyorlar. Bizde böyle bir durum yok. O yüzden onlardan faydalanmak zorundayım arkadaşlar. Böyle bir araştırma yapmışlar ve sonuç şu olmuş. Çerçevesiz gözlük kullanan bir erkek Aynı zamanda güvenilir görünmüş. Ayrıca çekim seviyeleri üzerinde olumsuz bir etki görememişler. 10.'ya geliyoruz. Pantolon askıları. Pantolon askısı deyip geçmeyin arkadaşlar. Aksesuarlar gerçekten etkilidir. Bir kere pantolon askısı sırtınıza ve omuzlarınıza bir miktar baskı uygulayarak düzgün durmanızı, doğru duruş sergilemenizi sağlar. Kemerin sıkılığını ortadan kaldırarak dolaşımınızı sabitler. Askılar ayrıca genel görünümünüze dikeylik sağlar. Bu nedir derseniz bu sizin daha uzun boylu görünmeniz anlamına gelir. Boy maalesef kadınların bir erkekte aradığı özellik. Yorumlarda okuyorum arkadaşlar. Boyun kadınlar üzerinde etkili olduğunu siz zaten biliyorsunuz ve bunu dile getiriyorsunuz. Askılar herhangi bir dikey desen ilizyonu artırır. Bunu yaparken en göz alıcı aksesuarlarınızın üst gövdede yer aldığından emin olun. Tek renkli bir görünüm tercih edin. Bu kıyafetinizdeki tüm renklerin çoğunlukla aynı olduğu anlamına gelir. Evet sevgili arkadaşlar, yakışıklı görünmek her zaman genlerle alakalı değil. Biraz da zeka ile alakalı. Tarzınızın silahınız, dolabınızın da cephaneliğiniz olduğunu unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Sevgilerimi gönderiyorum.